Berkin Elvan'ın ailesi Taksim Meydanı'nda 31 Temmuz akşamı basın açıklaması yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerine çok sayıda kişi Taksim Meydanı'nda 14 yaşındaki Berkin Elvan için bir araya geldi. Gezi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün kardeşi İkrar Sarısülük, yine eylemler sırasında başına biber gazı isabet eden Mustafa Ali Tombul'un ailesi de Berkin Elvan için oradaydı. Bir basın açıklaması yapmak istediler. Bugün burada çocuklarını Gezi Parkı direnişinde kaybeden insanların aileleri, Berkin'in ailesi, avukatları, direnişçiler, yaralananlar hep beraber Berkin için, Berkin'in yaşam umudu için, Berkin'e adalet için toplanmış bulunuyoruz. İşte tam bu sözlerden sonra bir anda Taksim Meydanı karıştı. Basın açıklamasına izin vermeyen polisin hem aileleri hem de çevredeki vatandaşa müdahalesi sert oldu. Polisin müdahalesiyle karşılaşan aile vatandaşın da yardımıyla bir kafeye sığındı. Sinir krizi geçiren anne Gülsüm Elvan bir araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Ben oğlumu istiyorum! Ben oğlumu istiyorum! Kolonya var mı? Kolonya. Ben oğlumu kolon var mı? 14 yaşındaki Berkin Elvan ekmek almak için evden çıkmıştı ancak polis ile eylemciler arasında kaldığı için polisin attığı biber gazı kafasına isabet etmişti. Aile şu anda basın açıklaması yapmak istedi ama sizlerin de gördüğü gibi polis ekipleri olaya müdahale ediyor. Polis ile eylemciler arasındaki gerginlik her geçen saniye daha da arttı. Ethem Sarısülük'ün kardeşi İkrar Sarısülük ise yaşanan bu olaylara tepkiliydi. İstanbul'un ana merkezinde basın açıklaması yapmasını istediği için Berkin Elvan'ın ailesine saldırdılar. Ve bütün şehit ailelerine, bütün insanlara saldırdılar şu an. Yaşanan arbede sırasında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vardı. Ya şimdi bakın bu kadar zulüm görmüş, zulüm görmüş. Oğlu işte yaşam mücadelesi veren bir aileye karşı kendi sesini duyurmaları bakımından bu kadar zulüm yapılıyorsa eğer gerçekten zulüm yapılıyorsa diyecek bir şey yok. Burada ifade özgürlüğü kullanılıyor. Başka bir şey yok. Şiddet kullanan kimseyi gördünüz mü burada? Şiddet kullanan. Ama polis şiddet kullandı ya, açık açık. Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ise çocuklarıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Berkin Elvan'ın ailesini polis gözaltına almak istedi. Basın açıklaması yapmak istediği için. Ancak etraftakiler, vatandaşlar, göstericiler buna izin vermedi. Berkin Elvan'ın ailesine sahip çıktı. Yaşanan olaylara daha fazla dayanamayan Berkin Elvan'ın ailesi meydandan ayrılarak Ok Meydan Araştırma Hastanesi'ne, yani yoğun bakımda yatan çocuklarının yanına döndü. Ancak olaylar bitmedi. Polisle eylemciler arasında devam eden olaylar İstiklal Caddesi'ne kadar uzadı. Polisin tomalarla müdahale ettiği olayda yine biber gazı ve tazyikli su kullanıldı. Bazı vatandaşlar fenalık geçirirken bazıları da yaşanan bu duruma isyan etti. Çık, çık şuradan ya, yeter! Kadın epilepsi hastası, uzaklaş! Polisle eylemciler arasındaki çatışma gece geç saatlere kadar devam etti. Polis İstiklal'in çevresinde etten duvar ördü. Ancak eylemler ara sokaklarda devam etti. Olaylar sırasında Beyoğlu'ndan sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ender Sevim de yüzüne gelen bir cisim nedeniyle yaralandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Sevim, burada plastik cerrahide ameliyat oldu. Sağlık durumuysa iyiye gidiyor.